arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle minik prenseslerimize çok güzel bir etek çalışması yapacağız etek çalışmamızı katlı olarak çalışıyoruz bakınız her katında farklı rengimizi kullandık tabi iki renk üzerine çalıştık dilerseniz her katı da farklı renkle örebilirsiniz Evet eteğimi ben 0-6 ya da 8 aylık bebeklerimize uygun olarak çalıştım. Sizler daha büyük yaş grubu için örecekseniz önce bel lastiğimizi biraz daha uzatarak daha büyük örelim. Altından şu görmüş olduğumuz filelerimizi hazırlayacağımız için hiç sıkıntı olmadan sadece şu kısmımızı biraz büyüterek yani lastik kısmına büyüterek istediğiniz yaş yaş grubuna göre çok rahatlıkla örebiliriz. Çünkü altındaki filelerimizi aynı şekilde örebiliriz. Tabi yaşlı büyük çocuklarımız öreceksek filelerimizi aralıklarla bakınız. ilk altıda artış yapacağız. Sizler daha yaş büyük çocuklara öreceksek artışlarımızı 5'er sırada ya da 6'er sırada devam ettirerek eteğimizin çan şeklinde açılmasını şöyle sağlayabiliriz. Bakınız şu şekilde yoksa dümdüz iner. Tabi dümdüz kullanmak isteyen arkadaşlarımız yine artış yapmadan dümdüz olarak dörebilirler. O da çok hoş durmakta. Burada gördüğümüz gibi hafif bir çan modeli uyguladık. Hemen eteğimizin ölçüsüne bakalım. Ölçüye geçmeden önce çok az kırmızımı kullandım ve çok az yeşilimi kullandım yine beyazım hiçbirinden bir tane tüketmedim yarım bile kullanmadım her üç rengimden eğer ipleriniz parça ipleriniz az ipleriniz varsa buradaki katları farklı renklerde ayarlayarak çok güzel bebek etekleri yapabiliriz hemen eteğimizin ölçüsüne şöyle bakalım 21 buçuk santim 22'ye yakın eteğimizin uzunluğu bel ölçümüze bakacak olursak bel ölçümüz 22 santim şöyle gördüğümüz gibi evet 22 santim tabii ki bir yanı. yani bu demektir ki şöyle 44 santim beli olan bir bebeğimizin e, üzerine çok rahat olacaktır evet eteğimizi örmeye hemen başlayalım kolay gelsin 2.5 buçuk numaralı tığımla hemen örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 12 tane zincirimi çektim 1 2 3 4 4. zincir yuvasının içerisine gelerek atıyorum ve bir tane trabzanımı örüyorum İkili trabzan ördüm diğer zincir yuvalarının içerisine girerek birer ikili trabzanımızı örelim sırasıyla bakınız birer birer örmekteyiz bel lastiğimizi hazırlamak için başlangıcımızı yaptık son zincirimin içerisine de gelerek batıyorum ve birinci sıramızı ikili trabzan şekliyle örerek tamamladım 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum ve örgümün arkasını çeviriyorum. Sıramın başını doluyorum ve ikinci trabzanımın üzerinden örmeye başlıyorum. Bakınız birinci trabzanımızı zincir üzerine ikinci trabzanımız hemen şurada dıştaki ilmeğimizden girelim. Bakınız şöyle ikiye ayrılan bölümün dışından alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Sıradaki zincirimin dıştaki bölümünü alıyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum alıyorum tek seferde çekiyorum sırası ile dıştan giriyorum tek seferde kapatıyorum dıştan her birinde mutlaka başını doluyoruz ve bu şekilde sona kadar ilerliyoruz dıştan girdim ve en son zincirden dönmüş olduğumuz trabzanıma yine şöyle batıyorum dıştan tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çektikten sonra örgümün yönünü çeviriyorum. Tekrar şu şekilde tutuyorum ve hemen ilk trabzanıma batıyorum dıştan ve tek seferde başını dolamış olduğum ilmeklerimi örüyorum. Ve devam ediyorum. dilediğimiz boy gelene kadar belimiz için kaç yaş için örüyorsak o kadar uzatmamız gerekmekte bakınız dıştan giriyorum örüyorum her iki yönde de çevirdiğimizde hem önden hem arkadan dıştan alarak istediğimiz ölçü gelene kadar örmeye devam edelim yeteri kadar bel lastiğimi ördüm şöyle bakınız 1 santimden üzerine bıraktım şu şekilde 46 santim bel lastiğimizin ölçüsü kaç tane ördüğümüze bakalım şöyle sayıyorum düz örgü görüntüsünde olanları 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 ve 26. yerde bakınız başlangıç yerimiz şimdi birleşme işlemimizi yapalım ve eteğimizin pilelerini örmeye başlayalım. İlmeğimi alıyorum ve diğer ucuna geçiyorum. Şu şekilde. Şu ipimin olduğu yerin hemen biraz içine bakınız. Uç kısma değil, trabzanın bulunduğu yere geliyorum. Geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum şuradaki düz örgü gibi olan yere batarak bir tane trabzanımı örüyorum 6 zincir çektim düz örgünün olduğu yerde trabzanımı ördüm 1 ve 2 zincirimi çekiyorum tığımın başını doluyorum tam ortadaki bölümün içerisine girerek bir tane trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum dıştaki bakınız örgü gibi düz örgü görüntüsündeki olan yerin tepesine giriyorum. İki zincir çekiyorum. Bakınız bir çukurun içerisine bir düz örgünün içerisine batıyoruz. Ve kafeslerimizi iki zincir çekerek örüyoruz. Düz örgü olan bölüme battım. Bakınız tekrar iki zincirimi çekiyorum. Şöyle ortadaki çukurumuzun içerisine batıyoruz. Yeniden iki zincir düz örgü gibi olan bölümümüze batıyoruz. Tekrar iki zincir tam çukurun olduğu yere batıyorum. İki zincirimi çekiyorum. Trabzanımın olduğu yere batıyorum. Bakınız bu şekilde örmeye devam ediyoruz. Bir düz örgü gibi üzerine batıyoruz görüntüsü düz örgü olan yere iki zincirimi çekiyorum tam aradaki çukur olan yere iki zincir çekiyorum düz örgüye tekrar iki zincir çekiyorum çukurumuza batıyoruz ve başlangıç yerimize kadar bu şekilde iki zincir bir trabzan örerek ilerliyoruz birinci sıramızı örerek tamamladım bakınız bütün kafeslerimizi bir kabartımıza yani düz örgümüzü bir içteki çukura battık bir e, düz örgü bir içe batarak iki zincir çektim ve kafeslerimizi oluşturduk son iki zincirimi çekiyorum ve başlangıçtaki zincirimin olduğu yere geliyorum 1 2 3 ve dördüncü zincirimin üzerine şöyle batıp sadece ilmeğimi kaydırıyorum ve yeniden 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak batıyorum ve trabzanımı örüyorum 2 zincir çekiyorum diğer trabzanımın üzerine batıyorum 2 zincir sıramı takip ediyorum ve toplamda 6 sıra olana kadar herhangi bir farklı işlem yapmadan 2 zincir bir trabzan şeklinde birbirlerinin üzerine örerek sıramı tamamlıyorum. 6 sıra kafesimizi ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 7. sıraya artışlarımızı yaparak başlayalım. 2 tane zincirimi çektim. trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Sadece geçiş yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane zincirimi çekiyorum hemen ilk kafesimi yapıyorum bakınız şu şekilde 1 2 1 2 3 3 tane kafesimizi ördüm 3. kafesimizde 2 tane zincirimizi çekelim aynı yere batalım bir tane artışımızı yapalım bakınız 2-3 kafes ördüm bir tane artış yaptım artışım hemen burada başlatmak istemedim ve devam ediyorum 6 tane kutucuğumuzu yapalım bir tane artış yapalım sayalım 1 2 3 4 bakınız V'mizden sonraki yani artışımızdan sonra sayıyorum 2 4 beşinciyi ördüm altıncıyı ördüm 6 Altı tane bakınız kafesimizi ördükten sonra bir tane daha örelim 2 tane zincir çekiyorum bakınız 7 kafes ördüm 6 çok yakın olacak da 7 daha uygun olacak 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane kutucuğumuzu hazırladım 2 zincirimi çektikten sonra aynı yere gelerek batıyorum bir tane daha artışımı yapıyorum sık isteyen arkadaşlarımız daha sık artışlar yapabilirler ama bu gayet ideal bir artış 7 tane kutucuğumuzu örelim sonrasında bir tane artış yapalım hemen ikinci artışımızı da yapalım 2 3. kutumu örüyorum. 4 5 6 7 7 tane kutucuğumuzu ördüm. Şöyle görelim. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Hemen iki zincirimi çekiyorum. Tığımın başında oluyorum. Aynı yere batıyorum. Bir tane daha artışımı bu şekilde yapıyorum. Şöyle görelim. Şimdi 7 kutu bir tane artış şeklinde sıramızın başına kadar artışlarımızı yaparak gelelim. Sıramızın sonuna kadar 7 tane kutucuğumuzu ördük. Bir tane artışımızı yaptık ve sıramızın sonundayız. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum. Ve başlangıçta çekmiş olduğumuz zincirlerin dördüncüsüne batıyorum. Ve şöyle çekiliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 zincirimi çekiyorum kutucuklarımı yapıyorum ve altı sıra bu sıramızla birlikte bu birinci sıramızda artış yaptığımız toplamda bununla birlikte altı sıra kafesimizi örelim ve diğer bir artışımızı yapalım bakınız artma yerimizi yine şu şekilde örüyoruz artış yapmadan üzerine iki zincir kenarlarına birer trabzanımızı örüyoruz Evet, bakınız diğer artış yerimizi de aynı şekilde ördüm, üzerine battım ve devam ediyorum. Evet, artışımızın üzerindeki sırayı da aynı şekilde örerek tamamlıyoruz ve buradan sonrasında eteğimizi istediğimiz uzunluğa ulaşana kadar filemizi örüyoruz. Yani ne kadar uzunluk istiyorsak o kadar filemizi örelim ve sonrasında görüşelim. Artışımızı yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra ördüm ve yeterli alt kısmı için. Şimdi ipimizi en son birleşme yerimizi yaptıktan sonra koparalım ve modelimizi uygulamaya başlayalım. Başlangıç yerime batıyorum, bir zincirimi çekiyorum ve ipimi kesiyorum. İpimi kestim, kırmızı ve yeşille örmek istiyorum. Kırmızı ipimi alıyorum ve hemen başlıyorum. Nakon'un Minnoş Baby'sini kullanıyorum. Şu şekilde kırmızı renk numarası ise hemen bakıyorum 3641 numaralı renge sahip bir tane zincirimi çekerek düğümümü atıyorum ve ilk sırayı şöyle örmek için çeviriyorum hemen bakınız şu yandan örmeye başlayalım şöyle çeviriyorum şuradaki lastik kısmının en altından örmeye başlıyorum ilk yerden şöyle yandan giriyorum bakınız dıştan içe doğru ve hemen örmeye başlıyorum. Bir tane sabitledim. Tığımın başını doluyorum. Şu şekilde. Şuradaki araya giriyorum. Bir sonraki yere giriyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir tane trabzanım örüyorum. Birinci trabzanımı tamamladıktan sonra ikinci trabzanımı hemen yanındaki kutuya yapmıyorum. Bir sonraki kutunun içerisine girerek örüyorum. Bakınız en sondaki şu yanda duran trabzanımızın içerisine giriyoruz. Buraya atlıyorum. Diğer trabzanıma şu şekilde batıyorum. Bir trabzanımı örüyorum. İki zincirimi çekip yeniden bir trabzan örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Sıradaki kutuyu atlıyorum. Bir sonraki Bakınız kutumun içerisine geliyorum. Şuradaki en son trabzanı yandan şöyle görelim bakınız yandan girerek alıyorum. Bir trabzan, iki zincir, bir trabzan. Yine bir tane atlıyorum. Diğer trabzanımı örüyorum. Bu şekilde bakınız bir tane trabzan atlayalım. Bakınız bir tanesini örüyoruz. Birini atlıyoruz. Birini örüyoruz şekliyle sıramızın sonuna kadar ilerleyelim. Şu kısma bakınız. Battığımız yer hemen şuradaki olan kısımlar. Birini atlıyorum. ikinciye birini atlıyorum. ikinciye batıyorum. Ve sıramı şurada bırakıyorum. Bakınız. Bütün yuvarlak olarak yapıyorum. Ve burada tamamlıyorum. Bir uçtan beylerimizi örmeye başladım. Bir kutu atladım. ikinci kutuya battım ve e, tamamen sırayı dolandım. En son kısma geldim. Sonda bitiş yan yana bakınız. Şimdi ikinci sıramıza başlayabiliriz. Hemen şöyle trabzanımın içerisine giriyorum. Geçişimi yapıyorum. 1, 2, 3 ve 4. İlk başlangıcı 4 zincir olarak çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İçeriye giriyorum. 1 ve 2. 2 tane trabzanım oldu tekrar 1 ve 2 2 zincirimi çekiyorum araya giriyorum 1 ve 2 2 tane trabzan ördüm diğer trabzanımın üzerine batıyorum 3 tane trabzan oluyor bakınız bir tanesini beylerimizin üzerine batıyoruz 2 tane de içeriye örüyoruz diğer beyimizin içerisine tığımın başını doluyorum direkt giriyorum 1 yine 2 zincir çekiyorum bir daha giriyorum, bir V yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bakınız, içinde dördüm Hemen V'min kenarına batıyorum. İçine iki tane trabzanımı örüyorum, bir ve iki. İki zincirimi çekiyorum. Tekrar iki tane trabzanımı iç kısma örüyorum. Üçüncü olarak diğer sol taraftaki V'min üzerine bir trabzanımı örüyorum. Ve şu şekilde bakınız. Yapmamız gereken işlem, bir tane V'mizin içerisine ilk önce üzerine trabzan örüyorum iki trabzan 2 zincir 2 trabzan diğer V'min üzerine de örüyorum ikinci V'mizi içerisine girerek bir trabzan 2 zincir bir trabzan şeklinde örüyoruz üçüncü olarak bakınız yine aynısını kuruyoruz bu dilimiz şu kısımdan ibaret bütün birbirini tekrar ederek e, bu şekilde öreceğiz tağımın başında oluyorum içerisine giriyorum bir trabzan iki zincir bir trabzan Yeniden birlikte örelim. Trabzanımı ördüm. İki tane trabzanımı ilave ediyorum. İki zincirimi çektim. Tekrar 1 ve iki. İki trabzanımı daha ördüm. Tepe noktasına batıyorum ve üç tane trabzanı bu şekilde ayarladım. Hemen yandaki bölümüme içerisine girerek bir trabzan, iki zincir. Bir trabzanımı örüyorum. Reğimi kuruyorum. Zincir çekmeden trabzan üzerine batıyorum. İki trabzanımı örüyorum. Zincirimi iki tane çekiyorum. Bir ve iki. İki trabzanımı ördükten sonra kenardaki trabzan üzerine batıyorum ve bu şekilde bu sıramızı tamamlayalım. Bir boş, bir üç trabzan olarak örelim. Sıra sonunda görüşelim. Son trabzanımı yapıyorum ve bakınız bir uçtan başlamıştık diğer uca kadar bir tane V'mizi doldurduk bir tanesini boş olarak ördük yani V'nin üzerine V kurduk ve sıramızın sonuna geldik en son V tamamladım hemen geçişimi yapıyorum 4 zincir çekmiş olduğum yere gelerek batıyorum şu şekilde ilmeği bir geçiriyorum ve bir tane zincir çekiyorum sıramın başında doluyorum hemen bu kısma giriyorum ve trabzanlarımı örmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 7 tane trabzanımızı ördüm 7 trabzanımızı tamamladıktan sonra hemen bakınız şuradaki V'mizin içerisine girelim bir tane V'mizi kuralım yeniden aynen içinden girerek kuruyoruz tekrar tığımın başında doluyorum. 7 tane trabzanımı örmek için iki zincirimi bulunduğu noktaya giriyorum ve görmüş olduğumuz gibi arka arka trabzanlarımı örüyorum 2 5 olmuş 6 ve 7 7 trabzanımı ördüm tıpkı burada yaptığım gibi 7 trabzanımızdan sonra bir tane V'mizi örelim tığımın başında oluyorum giriyorum iç kısmına bir trabzan 2 zincir ve bir trabzan Tığımın başını doluyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. Tığımın başını doluyorum. Hemen şöyle görmüş olduğumuz bakınız evimizin içerisine girerek yeniden evimizi kuralım ve bu şekilde 7 tırabzan bir V örerek sıramızı tamamlayalım. Sıramızın bir tanesini boş, bir tanesini 7 trabzan örerek geldim. En son birleşme noktasındayız. B'mizi ördüm. İlk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum. Ve diğer rengime başlıyorum. Burada kesmiş olduğumuz ipimizi daha sonrasında alta gizleyelim. Kendi renginin içerisinde yeşil rengimle örmek istiyorum bir tane zincirimi çekiyorum yine aynı modeli buraya kuruyorum sayalım bakınız şu şekilde tutalım örgülerimiz farklı olabilir iplerimizin kalınlığı farklı olabilir şöyle tuttuğumuz zaman bakınız şu kısma benim modelimi yerleştirmem lazım 1 2 3 bakın şöyle şuradan hemen beylerimi kurmaya başlıyorum hemen alıyorum sizde ölçün bakınız şu şöyle görelim 1 2 3 şu kısımdan Örmeye başlıyorum yine bir tane de bir tane atlıyorum 1 2 3 4 5 6 aynı yere batıyorum sen başını doluyorum bir tane atlıyorum diğer kutunun içerisine giriyorum bir trabzan 1 ve 2 zincir Aynı yere bir tane daha trabzanın örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Bir atlıyorum. ikinci kutu içerisine o dilimi uyguluyorum. Bakınız. İlk başlangıçta yapmış olduğumuz şekliyle yapıyoruz. V'lerimizi bir kutucuk atlayıp ikinci kutucuğa örerek tamamlayalım. İki zincir çekiyorum. Evet. Başlangıç noktamıza kadar örerek ilerleyelim. Bir uçtan diğer uca kadar V'lerimizi kurarak geldim. Bir yuva atladım. ikinci yuvaya battım. Şimdi iki yuva bakınız yan yana hiç problem değil. Hemen batıyorum. Hatta sık isterseniz arada yan yana da yapabilirsiniz. Hemen birleşme işlemini yapıyorum. İlk şu kısma giriyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra burayı ben V olarak kurmak istiyorum. 2 zincir daha ilave edip hemen ortaya giriyorum. İlk V'mi kurdum. Tığımın başında doluyorum, Diğer V'mizin dıştan batıyorum. İki trabzan içerisine örüyorum. İki tane araya zincirimi çekiyorum. Yeniden iki tane trabzan. Bir ve iki. Hemen diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Bir tane V'mizi, bir tane üç trabzan, iki zincir, üç trabzanımı kurdum. Yeniden araya zincir çekmeden V'nin içerisine bir trabzan 2 zincir bir trabzanımı örüyorum bir sonraki yuvaya yine aynı şekilde önce trabzanımın üzerine iki tane içeriye iki zincirim ve tekrar iki trabzan içeriye ve bir trabzanımı Diğer trabzan üzerine örüyorum ve bu şekilde bir tane ve bir tane trabzanlı sıramızı başlangıç yerimize kadar kurarak geliyoruz. İkinci sıramızı tamamladım. En son trabzanlı bölümümü ördüm. Hemen zincirimin üst kısmına doğru batıyorum. Bakınız dördüncü zincire çekiyorum. Bağlantımı yaptıktan sonra hemen araya giriyorum. Bu şekilde 1, 2, 3, dört beş altı tane zincirimi çekip yeniden bir trabzanım örüyorum ve beğimi kuruyorum tığımın başını doluyorum ortaya giderek 7 trabzanımı örüyorum yeşilimizde üçüncü ve son sıramız 2 4 5 6 ve 7 İlk trabzanımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum ve içerisine giriyorum ve bu şekilde modelimizi 3 sırada tamamlayarak renklerimizi sırasıyla yerleştirelim. Kırmızımızı, yeşilimizi, kırmızımızı, yeşilimizi şeklinde yerleştirerek devam edelim. Bakınız şöyle tuttuğumuz zaman modelimiz şu şekilde görülmekte. Yeşillerimizi ve kırmızımızı görmekteyiz. Şimdi bir sıramızı tamamladıktan sonra tekrar kırmızımızla V'mizi kurarak başlayalım. Ve kırmızı yeşil olarak aşağıya kadar örüp tamamlayalım eteğimiz istediğimiz ölçüye gelene kadar ördüm şöyle görelim kırmızımız yeşilimiz tekrar kırmızımız yeşilimiz şeklinde ördüm ve en son bir sıra bakınız filimiz kaldı ve tamamladım ee, eteğimizi daha büyük çalışacaksanız öncelikle filimizi daha uzun örmemiz gerekmekte ve artışları da ona göre ayarlayabiliriz şöyle eteğimizi kaldırıp baktığımızda bakınız iki tane yan yana ördüğümü görmektesiniz diğerlerini ayrı ayrı ördüm arada bu şekilde her ikisini yan yana atlamadan kırmızılarımızı ilk zeminde hazırlayabilirsiniz daha güzel olmakta bakınız yukarıda da şurada yapmışım aralıklarla yapabilirsiniz. Yani çok sık yapmayın. Çok sık yaparsanız yığılma olur. Bu şekilde arada bir yaptığımız zaman çanı gayet güzel bir şekilde açılacak da şöyle de gördüğümüz zaman bakınız yukarıdan şu şekilde gayet güzel durmakta. Bir tane düğmemi diktim. Şimdi sizlerle birlikte hem ilik çalışmamızı yapalım. Hem altına hem de beyaz olan kemer kısmına bir sıra yeşilimizle geçerek eteğimizi tamamlayalım. Evet eteğimiz Küçük bir etek, büyük etek örmek isteyen arkadaşlarımız bel lastiğinden büyük başlayarak istedikleri kadar büyüklükte örebilirler. Hemen şurada bel kısmından örmeye başlayalım. Şöyle batıyorum. Şuradan başlıyorum. Şu şekilde bir tane zincirimi çektim. Zincirimi çektim. Hemen dibine batıyorum. Yanındaki bölümü batıyorum. Şu ipimizi de arkadan gizleyelim bakınız şöyle öne çıktı arkaya gönderiyorum ben yani arkadan alttan götürelim Evet hemen diğerine batıyorum ve düğmemi dikmiştim bakınız düğmemin karşısına gelecek yere zincirimizi çekelim 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3. bakın hemen 1 2 3. batıyorum diğerine batıyorum ve bu kısmı örerek tamamladım ve yukarıya doğru devam ediyorum aynı yere bir tane daha batıyorum ve devam ediyorum araya giriyorum yana batıyorum 1 2 diğer tarafa geçiyorum ve birer birer bu şekilde sık iğnelerimizi örerek ilerleyelim diğer uçta görüşelim birer sık iğne ile devam edelim Evet kenarlarımızı tığlayarak ilerledim. En son dönüş yerinde 3 defa battım ve yandan birer birer giriyorum. Her trabzanımızın arasına birer tane batalım. Betiğimizin bel kısmını bu şekilde tamamlamış olalım. Tam ortaya batıyorum. Diğer tarafa da şöyle geçişimizi yapalım. Zincirimizi çektiğimiz yere bir tane zincir çekerek ipimizi keselim. Evet ileğimizi hazırlamıştık. Şu şekilde takalım. Ve eteğimizin bel kısmını tamamlamış olalım. Şimdi alt kısmına da bir sıra yeşilimizle geçelim. Tamamlamış olalım eteğimizi sonrasında bir tane zincirimi çekiyorum herhangi bir yerden başlıyorum bakınız bir tane 7 trabzan ördüğüm yerden başlıyorum bir zincir çekiyorum ve trabzanlarımın arasına giriyorum tam araya giriyorum tam araya bakınız şu şekilde başını dolamıyorum bir defa batıyorum ve bizde trabzanımızın arasındaki bölüme giriyorum Buradaki zincirimin içerisine 3 defa batıyorum. 2 ve 3. Hemen beğemin dışına da bir tane batıyorum. Başım dolamıyorum. 7 trabzanımın her birinin arasına birer tane batarak sıramızı tamamlıyoruz. Bakınız her birine birer tane giriyorum. Araya batıyorum. 1 2 ve 3 batıyorum. birer birer ilerliyorum. 3 defa batıyorum ve yemin içerisine ve bu şekilde başlangıç yerimize kadar örerek ilerleyelim eteğimizin altına son yeşil sıramızı sık iğne ile ördükten sonra kullanılmaya hazır hale geldi ve bu şekilde bir çalışmamızı da bitirmiş olduk. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın, görüşmek üzere.